Eridi TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 2 Şubat Cumartesi hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da yapılan AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı ve açıklanan seçim manifestosunun ardından Ereğli Cumhur İttifakı düzenlenen program ile seçim standını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da yapılan AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı ve açıklanan seçim manifestosunun ardından Ereğli Cumhur İttifakı düzenlenen programla seçim standını verdi. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den belediye başkan adayı olan Adem Erdal'ın dünyaya geldiği Ereğli Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen programda yüksek coşku hakim oldu. AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, MHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Gönüllerin Başkanı Adem Erdal sloganları atıldı. Alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Peygamberliğine bizleri şerefli kıldın. Bu şerefli kılınışa uygun olarak hareket etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Öncelikle hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Geceniz hayır olsun, akşamınız hayır olsun. İnşallah kestiğimiz kurbanlar, ettiğimiz dualar kabul olması dileğiyle diyorum. Tabii şimdi birçoğunuz malum olduğu üzere biliyorsunuz. Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Konya'mızda da ittifak görüşmeleri vardı ve sonuçlandı. Adem Erdal Beyefendi ittifak adayımız olarak yola çıktı. Şimdi ben başkanım, kendi memleketime, köyüme gittiğimde şunu demiştim. Burada siyaset yapmaya gerek yok. Burada siyaset konuşmaya da gerek yok. Çünkü siz bu toprakların evlatısınız. Öyle gözüküyor ki Adem Bey zaten tevazu, samimiyet ve gayret diye sloganlaştırdığı da bir şey var. Burada o samimiyeti görüyoruz. Ben inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın adayı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Adem Erdal Bey'e evladınıza sahip çıkacaksınız. Zaten bu ortada gözüküyor. İnşallah 31 Mart günü de Yeniköy'den böyle Cumhur İttifakı dolu dolu bir şekilde çıksın. İnşallah. Tabii akıllara şu soru gelebilir. Peki Milliyetçi Hareket Partisi bu anlamda ne yapacak? Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu anlamda yapacağı şey Cumhur İttifakı'na katkı sağlayacak, Cumhur İttifakı'nın zafere ulaşabilmesi adına elinden gelen tüm mücadeleyi samimiyetle verecek. Bu bir. İkincisi Milliyetçi Hareket Partisi ne yapacak? İkincisi meclis üyesi listesini hazırlayacak ve sizlerin karşısına meclis üyesi listesiyle gelecek. Cumhur İttifakı adayına oy istediğim gibi sizlerden ricam da meclis üyeliğinde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne omuz vermeniz, katkı sağlamanız. Tabii toplamda belediye başkanlığını almakla bu iş bitmiyor. Meclisi de şöyle Cumhur İttifakı tablosunu gösterir şekilde de şekillendirmekte fayda var diyorum. Çünkü biz sizin evladınıza sahip çıkacağız. Sizin evladınız 31 Mart günü, bu toprakların çocuğu 31 Mart günü belediye başkanı olacak. Rahat çalışabilmesi, koordineli çalışabilmesi için de iyi bir meclis tablosunun oluşmasına katkı sağlayacağız. Bu anlamda az önceki dediğimi tekrarlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın zafere ulaşabilmesi adına tüm gücüyle mücadele edecek. Ama tekrarlayarak bitireceğim. Çünkü burada sözü sahibi var, sizin evladınız var, değerli ilçe başkanımız burada. Meclis üyeliği noktasında da Milliyetçi Hareket Partisi'ne omuz vermenizi diliyorum. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Ben daha önce de geldim Yeniköy'e. Yeniköy'de beni tanıyanlar vardır. Burada çok samimi sohbetlerimiz, çok samimi toplantılarımız oldu. Bunlardan bir tanesi de sensin amca. Yani o yüzden
Sizin samimiyetinize güvenerek söylüyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hakkınızı helal edin. Hava serin. Çok fazla tutmayalım. Evladınızla buluşun. Allah'a emanet olun. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımıza bu güzel konuşmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Çok kıymetli ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım, yönetim kurulu üyeleri, Cumhur İttifakımızın belediye başkan adayımız, değerli başkan adayımız Adem Erdal Bey, dava arkadaşlarımız, yeni köyümüzün kıymetli sakinleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bize girişler olarak buraya kadar çok yoğun bir sıcak ilgiyi karşıladığınız için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyler sorumlu davranıp Cumhur İttifakı yaparak ülkemizin bekasına sahip çıkmışlardır. Bizler de liderlerimizin her zaman arkasında ve emirlerinde olacağız. Bize verilen bu yetkileri en iyi şekilde temsil ederek Cumhur İttifakımızı inşallah pazara kadar değil mezara kadar sürdüreceğiz. Amin. Cumhur İttifakımıza sahip çıkacağız dedik. Ve bu anlamda sorumluluk sahibi bütün hemşehrilerimizi Cumhur İttifakımızı sahip çıkmaya davet ediyorum. Önce millet, önce memleket diyerek çıktığımız bu yolda tevazu, samimiyet, gayret ile hizmet etmeye hep birlikte gayret göstereceğiz. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakımızın adayı Adem Erdal Bey'i yüksek bir oy oranıyla seçerek hep birlikte Ereğli'mize, güzel Ereğli'mize hizmet edeceğiz. Sefer güzel, zafer Allah'tan diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet ediyorum. Bu coşkulu, samimi karşılamayı gördükten sonra bu toprakların, Ereğli'nin, Türk milletinin evladı olmaktan bir kez daha var olun başkanım. Malumunuz olduğu üzere 18 Ocak 2019 tarihinde Konya'da yapılan program neticesinde Cumhur İttifakımızın Ereğli Belediye Başkanı adayı olarak takdir edildim. Bu yönde bana güvenen, teveccüh gösteren öncelikle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bu minvalde hareket eden Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Bahçeli'ye şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Önce millet, önce memleket diyerek tevazu, samimiyet, gayretle çıktığımız bu yolda gönül belediyeciliğini arz ediyoruz. Gönül belediyeciliğiyle hep birlikte köylerimizden başlayarak Ereğli'mizin geleceğini de okuyacağız. İlmek ilmek Ereğli'mizin refahını yükselteceğiz. Hep birlikte daha güzel gideceğiz. Bugüne kadar birçok kamu kurumunda çalıştım. 20 yılı aşkın devlet tecrübem oluştu. Ereğli Belediyesi'nde ise 14 yıl gibi bir süre çalıştım. Allah'a şükür Ereğli'mize hizmet etme şerefine bugüne kadar nail oldum. Sizlere, hemşehrilerimize, Ereğli'mize hizmet etme şerefine nail oldum. Bu yönden Allah'ıma şükrediyorum. Sonsuz şükürler olsun. Edindiğimiz bu tecrübe neticesinde Ereğli'mizin her sokağına, her mahallesine, taşına, toprağına hakim olma, tanıma fırsatı bulduk. Bu yola çıkmamızdaki
başlıca maksat ise hem bu tecrübemizi hem de devletimizin bize harcadığı emeği, anamızın, atamızın, ailemizin, çevremizin bize harcamış olduğu emeği Ereğli'mize, Ereğlilerimize, hemşehrilerimize hizmet olarak geri döndürmek. Allah'ın bu çıktığımız yolda bizi muvaffak etsin inşallah. Bu vesileyle Bismillah diyerek start vermek için bu topraklardan yola çıkmayı arzu ettim. Yanımda olduğunuz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu başlangıçta rahmetli babamın annemin de olmasını arzu ederdim. Ama nasip olmadı. Ama sizler buradasınız. Çünkü bu yolculukta vatan meselesi, millet meselesi, işimiz gönül işi, gönüller yapmaya geldik biz. Dolayısıyla buradan Ereğli'ye, bu yola çıkarken Ereğli'mize bu topraklardan selam ediyorum. Tüm hemşehrilerin desteklerini bekliyorum, dualarını bekliyorum. Beni bu sıcak karşılamayla çok mutlu ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun, eksik olmayın, Allah'a emanet ediyorum. Hüseyin adınıza bugün sahip çıktınız. 30 bin var seçiminin startını. Cumhur İttifakı Adalet Başkanımızı kolayınıza uğurlayacağız. İlgi ve alakanıza, sevginize minnettarız. Çok teşekkür ederim. İşte tevazu burada, işte gayret burada, işte teveccüh burada, Yeniköy'de. Haydi Allah senden olsun ya Allah. Hüseyin Oprukçu, Ereğli Kıbrıs Caddesi üzerinde Asmışoğlu seçim bürosunda beklenen açıklamasını yaptı. Ülkemin en değerli köşesi Ereğli'nin sakinleri. Hüseyin Oprukçu, Ereğli Kıbrıs Caddesi üzerinde açmış olduğu seçim bürosunda beklenen açıklamasını yaptı. Ülkemin en değerli köşesi Ereğli'nin sakinleri, sevgili hemşerilerim, muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler, sevgili Ereğliler, aziz hemşerilerim, 17 günlük bir aradan sonra tekrar bağrınıza bastığınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz şeref verdiniz. Ağlaya ağlaya dayanamadım. Getirdiniz. Ben de geldim. Ülkücü birisi olarak Türk milliyetçiliğine gönül vermiş, ömrünü vermiş olarak, bağımsız olarak yola devam edeceğiz. Ereğli 3 yıldır vatandaşa hizmet eden Ziraat Bankası karşısındaki alışveriş merkezinde kasada anında 130 indirim yapılıyor.
Ereğli'de yaklaşık 3 yıldır vatandaşa hizmet eden Ziraat Bankası'nın karşısındaki alışveriş merkezinde kasalarda anında %30 indirim yapılıyor. Bu yılın ilk indirimi olan kasalarda anında %30 indirim 10 Şubat'a kadar devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan mağaza yetkili Sabip Uçar, yılın ilk indirimini başlatmış olduğumuz Ocak ayında kasalarda anında %30 indirimimize devam etmekteyiz. Ereğli halkının yoğun ilgisinden dolayı kampanyamız 10 Şubat tarihine kadar uzattık. Tüm Ereğli halkına duyurulur ve davetlidir dedi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yılın ilk indiriminde başlatmış olduğumuz Ocak ayında kasalarda anında %30 indirimimizi devam etmekteyiz. Bu kampanyanın Ereğli halkına büyük bir katkı sağladığından dolayı kampanyamız 10 Şubat tarihine kadar uzattık. Tüm yapacağınız alışverişlerde kasada anında %30 indirimi 10 Şubat olarak uzattık. Tüm Ereğli halkına duyurulur ve davetlidir. Teşekkür ederim. Konya Bilim Merkezi öğrencilerin yarı yıl tatilini dolu dolu geçirmesi için kış bilim kampı düzenledi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi öğrencilerin yarı yıl tatilini bilimsel etkinliklerle iç içe geçirmesi için kış bilim kampı düzenlendi. Güzel, aferin. Şöyle bir düz tut. İndir aşağıya. Orada bir hata var. İlkokul, ortaokul ve lise grupları için ayrı ayrı düzenlenen kamplarda astronomiden doğa bilimleri, kodlamadan film okumasına kadar birçok eğlenceli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirildi. Konya Bilim Merkezi öğrencilerin yarı yıl tatilini dolu dolu geçirmesi için kış bilim kampı düzenledi. Bir tane uç kullanalım. Uzun bir şey. Bir de ona bir şey. Mantar uçuyor. Şuraya. 15 tatilimi daha mutlu geçirmek için Konya Bilim Merkezi'ndeki kış kamplarına geldim. Burada robotik kodlama dersindeyiz ve kendimiz bir robot yaptık. Çok mutluyuz. Robotik kodlama dersi görüyoruz burada. 15 tatilimi değerlendirmek için buraya geldim. Grubumu çok seviyorum. Çok iyi çalışıyorlar gerçekten. Burada sadece robotik ders değil, fen dersleri, onun dışında bir sürü ders görüyoruz. 15 tatilim güzel geçiyor. 15 tatilimizi değerlendirmek için Konya Bilim Merkezi'ne geldik. Biz şu an robotik kodlama dersindeyiz ve diğer dersler, bu ders çok eğlenceli geçiyor. 15 tatilde yazarlık kursuna geldim ve çok eğleniyorum. Burada bir sürü kurslar var. Robotik şeyler, fen, onun gibi şeyler. Sizin de buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel yer. Ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratben'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem.
Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Saygınlar, Mühendislik ve İnşaat Dimites şirketinde Piromer Mahallesi'nde iç ve dış ses ve ısı yalıtımlı 185 metrekare bürüt 3+1 daireler. Çift banyolu, asma tabanlı, içi pul yapılı anahtar teslim. Saygınlar, Mühendislik ve İnşaat Dimites şirketi. Mehmet Akif Mahallesi'nde iki ayrı yerde başlatmış olduğumuz inşaat projemizde 3+1 ve 1+1 dairelerimiz mevcuttur. İç ve dış, ses ve ısı yalıtımlı, içi pul yapılı, anahtar teslim daireler 140 ve 145 metrekaredir. Hacı Mustafa Mahallesi Çek konutlarında deposuyla beraber 550 metrekare dükkanlar. Dükkanların özel garaj ve giriş çıkışı vardır. İç ve dış ısı ve ses yalıtımı yapılmıştır. Saygınlar, Mühendislik ve İnşaat Limited Şirketi. Nihal ve Durmuş Ali Saygın. Adres: Hacı Müteahhir Mahallesi, Rasim Erel Caddesi, Ereğli İş Merkezi, Kat 2, numara 54. Telefon 712-0042, GSM 0542-253-0171, Ereğli. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.